Sami çevresi 20 cm, alanı ise 24 cm kare olan dikdörtgen bir resim çerçevesi yapmış. Çerçevenin boyu eninden uzun olmuş. Bu çerçevenin eni ve boyu kaçtır? En ve boy tam sayılardır. Boyu eninden daha uzunmuş. Yani uzunluğu genişliğinden fazla olacak. Şu çerçeveyi bir çizelim. Çerçeve yaklaşık olarak bunun gibi bir şekle sahip olmalı. Şunlar çerçevenin boyu yani uzunluğu. Boy diye yazalım. Bu ikisinin aynı uzunluğa sahip olduğunu vurgulamak için buraya da boy yazalım. Şu diğer kenar çerçevenin eni yani genişliği. Ve tabii ki bu alttaki kenarda aynı zamanda çerçevenin eni. Yani bu iki kenar birbirinin aynı. Bu şekil bir dikdörtgen olduğu için Karşılıklı kenarların uzunlukları birbiriyle aynı olacak. Soruda bize çerçevenin çevresinin 20 cm olduğu söylenmiş. Çerçevenin çevresi en artı n artı boy artı boya eşittir ki bize bunun 20 cm olduğu söyleniyor. Ayrıca soruda bize çerçevenin alanının 24 cm kare olduğu da verilmiş. Yani çerçevenin eni çarpı boyu da 24'e eşit olacak. Bunu da yazalım. n çarpı boy eşittir 24. Bu soruyu çözmenin pek çok yolu var. Cebir konusunda ilerledikçe bu soruyu çok daha havalı yöntemlerle çözebileceksiniz. Ancak biz şimdi basit bir yöntemle çözeceğiz. Soruda bize en ve boyun tam sayılar olduğu belirtilmiş. Bu durumda bu şartlara uyan bazı sayıları deneyebiliriz. En ve boy çarpımının 24'e eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre önce çarpımı 24 olan tam sayıları belirleyebiliriz ve daha sonra da bu sayılardan hangilerinin yukarıdaki ilk kurala yani toplamlarının 20 olması durumuna uygun olduğunu bulabiliriz. Bu şarta göre 2 tane en artı 2 tane boy toplamının bize 20'yi vermesi gerekiyor. Şimdi buraya küçük bir tablo çiziyorum. İlk sütuna eni, ikinci sütuna ise boyu yazacağım. Üçüncü sütunda çevre, dördüncü sütunda da alan olsun. Evet, işte böyle bir tablo üzerinde sayılar deneyeceğiz. Deneyeceğimiz en ve boylar bize kesinlikle 24 santimetre karelik bir alan vermeli. Dolayısıyla 24 sayısının çarpanlarına bir bakalım. 24 sayısının çarpanları mesela 1 ve 24 olabilir m1 boyda 24, 1 kere 24, 24 eder. Soruda boyun n'den daha uzun olduğu belirtilmişti. Bu sebeple çarpanlardan büyük olanı boy sütununa yazdık. Evet, bu ölçüler 24 santimetre karelik alan şartını karşılıyor. Peki bu ölçülere sahip bir çerçevenin uzunluğu ne olur? 1 artı 1 artı 24 artı 24, 50 eder. Demek ki bu en ve boy ölçüleri çevre uzunluğuna ilişkin kriteri karşılamıyor. Bu işe yaramadı. Bunun üstünü çizelim. Şimdi 24'ün diğer çarpanlarını denemeye devam edelim. 2 ve 12 de olabilir değil mi? 2 kere 12, 24 eder. Alan doğru. Peki bu ölçülere sahip bir çerçevenin uzunluğu ne olur? 2 artı 2 artı 12 artı 12 eşittir 4 artı 24 eder. O da 28 eder. E, bu ölçüler de çevre ölçüsünü doğru olarak vermedi. E, bunun da üstünü çizelim. Peki n3 boy 8 olsa 3 kere 8 eşittir 24. Yani alan doğru. E, bir de çerçeve uzunluğunu bulalım. 3 artı 3 artı 8 artı 8 eşittir 6 artı 16... O da eşittir 22. Yaklaşıyoruz, ancak hala 20 santimetrelik bir çevre bulamadık. Maalesef bu ölçülerde doğru değil. Peki 24'ün diğer çarpanları neler? N 4, boy 6 olunca bakalım ne olacak? 4 kere 6 eşittir 24. Alan doğru. Peki 4 artı 4 artı 6 artı 6 kaç eder? 8 artı 12 ki bu da 20 eder. Evet, sonunda bu ölçüler doğru çıktı. Demek ki çerçevenin eni 4 santimetre, boyuysa 6 santimetreymiş.